Herkese merhabalar, ben Mustafa ve yepyeni bir saldırı stratejileri videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni lav tadımızı kullanacağız. Bunu kullandığım video çekmiştim fakat orada Klan Karen'deydi. Bu sefer daha detaylı bir saldırı oluşturdum ve sonunda izbe kışlamda onu açmayı başardım. Şu anda seviye 1'deler ve seviye 1'de saniye başına hasar 10, hasar puanı 5700, gördüğünüz gibi oldukça fazla. Eğitim maliyeti 390 karayiksir ve yeni doğan bilinlerde 8 şu anda. Onlarda da lav köpecikleri oluyor. Onların da saniye başına hasar 35 ve hasar puanları 55. 30 barınma alanı kaplıyor ve 45 dakikada eğitiliyor. Bu özelliklerinde golemle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Kullanacağımız ordu düzenine geçersek yaklaşık 16 balon, 40 dal kavuk, 2 adet de lav tası kullanacağız ve klan kalemize de balon olacak. Ve bunun yanında büyülerimize bakarsak da büyü olarak da 2 öfke, 3 öfke, 1 şimşek büyüsü kullanacağız. Bu arada ben saldırı yaptım fakat canlı kaydedemedim. Bu yüzden direkt olarak tekrara atlayacağız buradan sizlere sonucu göstermemek amacıyla. Ve detaylı bir şekilde yeni yöntemimizi inceleyebiliriz. Evet, saldırının başında şöyle bir durduralım ve ordumuza bakalım. Dediğim gibi 2 kahraman, 3 öfke büyüsü, 1 şimşek büyüsü, klan kalesi balonları, 16 balon, 40 dal kavuk, güzel bir saldırı olacaktır. Köyümüze bakarsak 357.000 altına 272.000 kare iksir ve 272.000 iksir ve 1000 de kare iksir teklif ediyor. Ve lav tadılarının direkt olarak hava savunmalarına gittiğini görüyorsunuz. Bu yüzden sol alttaki ve sol üstteki hava savunmalarına birer lav tadısı bırakıp balonlarımı arkaya bırakacağım. Ve öfke büyüleriyle içeriye girerken arkadan da dal kavuklarına klasik temizliğimi yapacağım. Ve bu canavarların ne kadar etkili olduğunu beraber göreceğiz. Başlayalım derseniz. Lav tazarımı bırakarak başlayacağım. Evet, öfke büyülerimi bırakıyorum ve arkasına lav tazını bıraktım ve gördüğünüz gibi direkt olarak hava savunmalarına yöneldiler ve hasarı üzerine çekmeye başlıyorlar. Hemen arkalarına balon bıraktım, görüyorsunuz şu anda bütün balonlarımı bıraktım. Ve lav tazlarım direkt olarak hava savunmasına gitti. Arkasından balonlarım hiçbir şekilde hasar almadan ilerliyor. Ve dal kavuklarımı artı ortaya da klan kalesi balonlarımı bıraktım. Birkaç balonum sola giderken balonlarımın genel çoğunluğu sağ tarafta toplandığı için ortaya bir öfke büyüsü bıraktım. Ve kahramanlarımı da arkadan destek amaçlı yolladım. Olay şu ki bütün balonlarım sağ tarafta toplandı. Ve sol kısımda oldukça fazla savunma birimi kaldı. Altının bir kısmını aldık fakat büyük çoğunluğu hala duruyor. Ve bunu da tabii ki almak istiyoruz. Dal kavuklarımız ilerliyor bu arada. Birkaç lav köpeciği de var gördüğünüz gibi. Dal kavuklar kadar etkili olduklarını söyleyebiliriz. Oldukça güzel vuruyorlar. Kralım ve kraliçem sol kısımdan ilerliyor. Balonlarım ise sağda ilerliyor. Ve gördüğünüz gibi savunma birimlerini bayağı bir temizlediler diyebiliriz. Buradaki hava savunmasını da indirdiğimizde balonlarıma pek bir tehdit oluşturacak hiçbir şey ortada kalmayacak. Ve bu köyü rahat bir şekilde temizleyebileceğiz. Kraliçem şu anda hava savunmasına yöneldi. Bütün balonlarım öldü ama sıkıntı değil. Kraliçemle bu köyü rahat bir şekilde temizleyebilirim. Ve kalan tek topta çok bir sıkıntı yaratmayacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi havaya ateş edemiyor. Dilerseniz hızlandırın ve saldırının sonucunu bir görelim. 3 yıldızı doğru gidiyoruz. 3 yıldızımızı aldık. İlk lav tası saldırımız buydu. Tabii ki bundan önce görüş hakkında yani klan kalemi aldığım lav tası ile ilgili bir video çekmiştim. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Fakat kendim üretip kullandığım ilk yöntem buydu. Ve oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim. Ben de ilk defa kullandım. O kadar etkili değiller fakat gerçekten balonlar ve dal kavuklarla iyi bir şekilde birleştirildiklerinde güzel oluyor. Aslında lav tası yerine daha fazla balon kullansam da buradan 3 yıldız alabilirdim. Ama dediğim gibi daha çok videolar gelmeye devam edecek bu konu hakkında, yani bu birim hakkında. Ve geliştirdikten sonra da daha çeşitli videolar çekeceğimi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, kısacası bu videodan söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde en yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz diyorum. Clash of Clans Türkçe'den ben Mustafa. Herkese iyi günler.